Güzel güzel. Yeni elemanlar gelecek şimdi. Onlar gelince bayağı rahata ereceğiz. Sabah olacak, 12 tane hastamız var. Şu kanunu bir an önce imzalayıp bakım evini kurup şu hastaneyi boşaltmamız lazım. 4 saat sonra da mühendisler geldiği zaman toplamda kaç kişi gelecek? 31-35 kişi gelecek. 4 tane ev kurmamız lazım. Arcana, known only to me. Mühendis 9 tane gelecek. Elimizde hiç mühendis yok. Birini şuraya vereceğim. 8, 5 hastanede çalışacak. 3 tane daha mühendisimiz olacak. Amerika 3. ayını basmış. İyi yayınlar hacım demiş. Teşekkür ederim Amerika. Hoş geldin. Sefalar getirdim bro. Teşekkürler abi. Sana da iyi seyirler. Eyvallah. Eyvallah desteğin için. Teşekkür ediyorum. Hastalıklar çok arttı. Kanunu bakım evine hemen yapalım. Bakım evini imzalayalım şöyle. Umut artsın biraz. Bir tane bakım evi kuracağım. Bakım evi şuraya sığmıyor. Bakım evini şu buhar makinesine yakın kurmak istiyorum. Soğuk olmasın. O eksi ah iyi sıcaklık birazcık iyi iyi eksi 40'tan eksi 30'a geldik. Çelik enkazı tükendi. Hidrolik kömür çıkaracak. Okey. Araştırıldı. Siz araştırmaya devam ediyorsunuz abi hemen. 50 tane odunumuz var. Siz şurayı geliştirin hemen. Şimdi elimizde kalan ırgatlar kaç tane? 13 tane boş ırgatımız var. Baksana beyler, buhar makinesi ne yapıyor? Buhar makinesi etraftaki karları eritti amına koyayım. İyi, boşta işçilerimiz var. İnsanlarımız için bu arada şeyi sağlık merkezini ben şimdiden kurayım. Şuraya. Boşluk ayırmıştım onun için. Nerede o? Şurada. Şuraya sağlık merkezini kurayım. Mühendisler gelişine işe başlasınlar. Umudumuz da biraz arttı. Bakım evi çünkü şey olduğu için, kurulduğu için. Umudumuz da arttı. Biraz seni şuraya 4 tane ev dikmem gerekiyor. Hah geldiler abi. Çok güzel. Evet ampirikukalar. Selamlar millet. Selamlar. Hoş geldiniz. Selamlar yeni ırgatlarım. Selamlar. 4 tane ev yapacağız. Ama öncesinde oyunu durdurup şunları bir kasvetli mağaraya yollayalım. 4 tane de ev koyalım. Seriden şöyle. Şöyle 4 tane evi koyalım. Play diyelim. Sen ne diyorsun? Bir çocuğun savunması diyor. Kaptan, mezarlıkta yeni bir mezarın yanında kemiklerine kadar donmuş bir çocuk bulduk. Saatlerce orada durmuş olmalı. Acil bir toplantı yapmanızı istiyor. Kabul ederseniz toplantıya katılmak için annesinin uyanacağını söylüyor. Kaybıyla yüzleşmeliden başka seçenek yok abi. Ne yapayım ki? Seçenek olsa yapardım ama seçeneğimiz yok. 32 tane evsiz var. 12 tane hasta var. Şu sağlık merkezi nerede? Hala kuruluyor sağlık merkezi. 35 tane işsiz insanımız var abi. 35 tane işsiz. Çok fazla 35 tane işsiz. Size acilen iş bulmamız gerekiyor beyler. Size acil iş bulacağız. Sizin işiniz ne aslında biliyor musunuz? Teknoloji, kaynaklar, hidrolik kömür. Buraya koymam gerekiyor abi.
buraya inşa etmek önemli bir tesisin yerini engelleyecek diyor bunu. Ne alaka? Burası çelik madeni mi abi? Hay amını sikeyim ya. Kömür. Kömür neresiydi abi? Şurası mıydı? Kömür burası oğlum. Kömür. Niye koyamıyorum? Kömür deposu oğlum işte burası. Ben kömür değil çelik falan mı araştırdım amına koyayım? Oğlum kömür çıkarıcı işte bu. Yanlış şeyi araştırdık o zaman ya. Allah kahretsin. Çocuklara iki katı yiyecek payı diyor. Çocuk işçinin son kazasından sonra ebeveynler onları daha güçlü yapmak ve sakatlıkları engellemeyi sağlamak için çalışan çocuklara iki kat daha fazla yiyecek payı verip veremeyeceğimiz düşüyor. Umut artacak diyor. Hiçbir şey değil. Ya siktirin gidin oğlum siz de her bokta iki katı yiyecek, iki katı yiyecek. Neymişsiniz ya? Şuradaki avcı kulübelerini bir maxlayalım öncelik olarak. Artık yemek gelsin bir yandan. Her şeye iki katı yiyecek oğlum. Neymiş bu ya? Allah Allah. Sizinle mi uğraşacağım lan? Sizi mi doyuracağım burada? Açlıktan ölün amına koyayım. Buraya boşuna yol yaptık bu arada. Şu teknoloji ağacı gelişsin de kömür çıkarıcı. Şu bıçkı evi saatte 8 odun üretiyor. Gayet de güzel abi. Şuradaki odunların hepsini emecek. Kömür deposu. 12 tane hasta var. Şurası çizim tahtaları araştırıldı. Okey. Bıçkı evi çelik fabrikası. Hidrolik kömür çıkarıcı işte abi. Tamam. Kömür madenciliği. Doğru şeyi araştırdık oğlum. Yanlış bir şey araştırmamışız ki. Doğru şey araştırılmış. Hidrolik kömür çıkarıcı işte. Hidrolik kömür her yerden kömür çıkardı. Efendim? Aşağıda çikolata. Verdim annem istedi. O madenciliği araştırmam mı lazım? Kömür madenciliği şu. Okey araştıralım bakalım. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Anladım anladım Evno. Anladım abi. O zaman hidrolik kömür çıkarıcıyı diksek abi. Çok mantıklı oğlum. Şuraya bağlayalım amına koyayım. Bak şurada bizim neyimiz var? Şurada bak bizim toplama şeyimiz var. İş gücü kömür toplayacak diyor, tamam mı? Şuraya bir tane hidrolik kömür çıkarıcı koyalım. Sürekli çıkarsın. E bizimkiler de sürekli kassın. Bence C-Smart amına koyayım o zaman. Yanlış mı düşünüyorum? Ne düşünüyorsunuz? Bence çok mantıklı bir fikir şu an. Yani şu an V-Smart odun sandıkları toplama noktası kaynakları tükendi. Tamam buradaki sanırım kömürler tükendi aynen. Ve kömürler tükendi abi. Şuraya hidrolik kömür çıkarıcıyı koyacağız. Şöyle. Şöyle koyacağım. Orada sürekli çıkaracak. Buradakiler de sürekli çalışacak. Toplayacaklar bu kadar basit yani. Ya zaten otomaton geldikten sonra kömür çıkarmak için bir tanesini kilitliyorsun otomatona. Sürekli kömür. Evet. Yemek 9 tane. Allah Allah. Sanki benim derdim sizin yemeğiniz moruk. Şuraya mühendisleri ver. Birazcık hastalıklar azalsın. Çalışıyor. Saatte 40 tane yemek üretiyor. Daha ne yapsın amına koyayım. Tamam evler kuruldu. Bu ne diyor? Soğuk evler diyor. Isınma sorunu.
Kaptan, halkımızdan bazıları evlerdeki düşük sıcaklık konusunda endişeli. Soğuk ortamda hastalanmanın oldukça kolay olduğunu belirtiyorlar ve sizden konuyla ilgilenmenizi istiyorlar diyor. İki gün içinde iki soğuk evi ısıtmaya başlamalı, ardından iki gün boyunca sıcak tutmalısınız. 24 saat içinde 4 soğuk evi ısıtmaya başlamalı, ardından 2 gün boyunca sıcak tutmalısınız diyor. Tamam, tüm evleri ısıtırız ya. 4 tane evi ısıtmayı başar diyor. Çok basit oğlum. Bir tane buhar şeyi koyarız. Buhar merkezi. 20 çelik istiyor. Ha, bizim çeliğimiz yok. Ananı sik. İşçi yok abi. Çelik çıksın. Yapacağım bunu, yapacağım. Geçen sefer bunu yapmadım. Ne oldu biliyor musunuz beyler? Geçen sefer bunu sırf yapmadığım için umut var ya, bir düştü bak şuradan şuraya kadar. Size yemin ederim bak, şuradaki umut şu şuraya kadar düştü yani. Bu kadar bir umut kaybettirdi bana bu quest'i yapmadığım için. Kalabalığın bilgili diyor. Kaptan, istek tam. Yapmak zorunda değilim bro. Evet, onu biliyorum yani. Yapmak zorunda olmadığımı biliyorum. Şimdi buraya 10 tane işçi lazım. Mesela normal şartlarda şuraya bir tane otomaton koyacağız. Tamam mı beyler? Bu sürekli kömür çıkaracak. Buradaki 10 tane ırgat da sınırsız. Aslında yani ben size bir şey söyleyeyim. 10-20 kişi burada çalıştıracağımıza, tamam, şuraya bir tane kömür madenine 10 tane ırgat koy, hatta otomatonu bulup buraya kömür madenine koyduğumuzda çok daha mantıklı olur ya. Şunu biraz boşa yaptık ben size söyleyeyim. Hidrolik kömür çıkarıcısına hiç gerek yok. Ben burayı yıkacağım ya. Burayı da yıkacağım. Boşuna yaptık amına koyayım. Yıksınlar ikisini de, istemiyorum. Kömür madeni daha mantıklı. Aynen aynen öyle yapacağım zaten. Aynı şeyi düşündük bak şu an. Farkında mısın bilmiyorum. Have no ammo. Aynı şeyi aynı anda düşündük bura. Çalışmıyor diyor. Burada zaten kaynak kalmadı. Şuradaki işçileri çekelim abi. Burada kaynak yok. Burası toplama noktası. Şuradakini de yıkalım. Hoppa. Hoppa. Şuradan bir yol çıkaralım. Şuraya kadar bir yol çıkaralım şuradan. Oraya da bir tane toplama noktası dikelim. Şöyle. Buraya 10 tane ırgat. Buradan hem kömür hem çelik gelir. Buradaki noktalarımızı da kullanırız. Burası kömür deposu. Araştırma ne durumda? Kömür madeni kuracağız. Tamam. Kömür madenini şuraya koyacağız. Atomatonu da getireceğiz. Kömür madenine takacağız. Kömür sorunumuz ortadan kalkacak abi. Şu an yiyecek sorunumuz çok had safhada. Yiyecek sıkıntımız çok mevcut yani. Yiyeceğe dikkat etmemiz gerekiyor. Şu iki tane avcı kulübesindeki yiyecekleri, yani şu adamları hiç çıkarmayacağım buradan. günün bu saatinde kapalı yemekhane. Okey. Şu an güzel. Bıçkı evi, odun durumumuz iyi. Çelik durumumuz kötü durumda. Şuraya bir uzun var diye kitlerim. 6'dan 20'ye. Burası çalışsın. 10 tane işsizimiz var zaten. 10 işsizi şuraya direkt kitlerim abi. Şu an durumumuz gayet iyi beyler. Güzel gidiyoruz yani. Öyle söyleyebilirim sizlere. Tek sıkıntımız şey olacak. Şurada çalıştıracak adam bulamayacağız ya. Muhtemel olarak. Yani şurada çalıştıracak 10 tane işçiye ihtiyacımız var. Ama bunlar şeye gidiyorlardı. Şuradaki şey var ya. Kasvetli mağara. Kasvetli mağarada ayılardan eğer oradaki grubu kurtarırsak o kasvetli mağaradan biraz adam geliyordu. Şurayı maxlayalım. Sabah 6'da çalışmaya başlarlar. Kasvetli mağaradan da bir grup gelecek. O grup geldiği zaman nüfus artacağı için biraz daha rahatlayacağız. Tek sıkıntımız şu anda yemek. Yemek sıkıntısını çözersek hiçbir sıkıntımız yok. Avcılar bu gece yemek getirirler. Sıkıntı yok. Bunları buradan çıkarmayacağım. 2-3 gün boyunca full avlansınlar. Sizi de 6'dan 8'e çekiyorum. Biraz fazla çalışın. Upgrade'e ihtiyacımız var çünkü. Madenimiz yeterince var.
bıçık evi şurayı temizleyene kadar ne kadar kaldı? 447 tane daha ağacımız var. Bir bıçık evi daha aslında işimizi görür ya odun bakımından. Şuraya da bir tane bıçık evi kurmayı düşünüyorum beyler. İzciler kasvetli mağaraya güvenle ulaştılar diyor. Keşfedelim bakalım. Ayılar hayatta kalanları öldürecek diyor. Mağaradaki insanlar yaşayacak. Hayatta kalırlarsa izciler onlara şehrimize kadar eşlik edecek. Tamam abi. 18 mühendis, 12 işçi, 4 çocuk abi. Go ya. Saldırın gelin abi. Ne oldu lan? Geliyorlar değil mi? Tamam ya, geliyorlar, sıkıntı yok. Güzel. Birazcık sıkıntı büyük şurada. 7 tane hastamız var, 10 tane tedavi ediliyor. Yani şunların bir an önce tedavi edilmesi lazım. Ampüteler de 2 tane. Şurada 2 tane ampute bakım evinde yatıyor amına koyayım. Boş boş yatıyorlar. Bunları aslında öldürebilme ihtimalim olsa atar yakarım şu jeneratörün içinde de. Neyse. Aa, evleri ısıtma quest'i vardı lan. Oğlum, ah ah. Var ya, iyi şey olmadı yani. Kaç saatimiz kaldı? 11 saat 33 dakikamız kalmış bak. İki tanesi mi oldu sadece gerçekten? Bu bir sürü alanı kaplıyor. Kömür madenciliği araştırıldı diyor. 10 çelik bir buhar çeki. Dur abi, çeliği sana harcayamam. Şu quest'i yapmam lazım. İnanılmaz ya. Şuraya bir tane daha buhar makinesi yapacağım. İnşallah olur ya. Hadi abi, bir tane daha olsun ya. 3-4 de amına koyayım şunu, hadi ya. Abi ciddi misin, amına koyayım sen ya? 3 diyor ya. Oğlum bir sürü ev var etrafında. Ya sizin ben ananızı sikeyim ya. Harbiden sizin ananızı sikeyim ben. Dış tarafa kurmadık ki oğlum ev mev ya. Birisi bakım evinde bir not bırakmış. Şöyle yazıyor. Teşekkürler. Yapmak zorunda olduğumuz bunca iş varken hasta birine doğru düzgün bakmak aileler için çok zor. Böyle yerler hayatı hepimiz için biraz daha kolaylaştırılıyordu. Kolaylaştırıyordu. Ya bir tane 4'te 4 olur musun? Lütfen ya. 4'te 4 olur musun? Lütfen ya. Abi Allah kahretsin seni, amına kodumun quest'i ya. Yemin ederim Allah kahretsin seni ya. Nefret ediyorum senin gibi bir quest olduğu için bu oyunda. Abi bir gün öncesine dönebilir miyiz ya lütfen? 7. güne döneceğiz. Aynen. Lütfen ya. Nefret ediyorum amına koyayım. Senin gibi bir quest olduğu için lanet olsun. Dışarı doğru kursak buhar makinelerini. Ölmek istemiyorum ya. Vallahi ölmek istemiyorum abi. Hangi evler soğuk görebilirim? Ha, şuradaki 4 ev soğuk. O zaman bir şuraya koyarsam
buhar makinesi. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Tamam bak, bir araya şuraya koyacağız. Bir de şuraya koyacağız. Sıkıntı çözülecek. Tamam abi. Tamam. Okey. Teşekkürler. 7. güne geri döndük. Neler yaptıydık ki? Unuttum ben şimdi. Bir sürü şey yapmıştık. Şu şeye 24 saat kitlemiştik. Ha, kitlememişiz. Şeye 6-8'e çekmiştik. Okey. Dur ya. Şunu 6-8'e çekelim. Bir de 24 saat kitleyeceğim buna. Sabah çalışma saatleri başlasın. Şuna bir max demiştim. Şunu 6-8'e çekmiştim. Okey. Şimdi her şey tamam. Şu araya... Burası zaten yol var. Buraya buhar merkezi koysam 4 evi de kaplıyor değil mi? Şöyle koyayım abi. Buhar merkezinin tam ortaya. Yarak gibi. Yolu kapatmıyordur umarım. Yolu blokluyorsa işimiz var abi. Yani kapatıyorsa da lanet canı cehenneme. İzcilere 7 dakika kaldı. İzciler, kasvetli mağara. Ayılar hayatta kalanları öldürecek diyor. Mağara, tamam şunu seçmiştik zaten. Go. 9 saat sonra onlar gelecek. Şu buhar makinesi kurulduğunda sanırım bu quest'i bu sefer yapmış olacağız ya. Sıkıntı yok. Şöyle okeyiz abi şu an. Karok 10. gün sıcaklık. -21'den azacak. Jeneratör upgrade'i kasmalı. Tamam yapacağım. Şunu kullanacağız. Bak şu upgrade bitsin. Sabah 6'da çalışmaya başlıyorlar. Kömür madenleri kurmamızı sağlar. Upgrade'i daha başlamadı. Sana bir 24 saat kilitleyeyim mi lan? Huzursuzluk birazcık artacak ama kriz var diye sağ. Biraz değil bayağı art. Oğlum bir 24 saat veriyor zamana koyayım. Deli gibi şey artıyor ya. Huzursuzluk artıyor. Ne var ki o kadar huzursuz olacak? Alt üstü 24 saat çalışacaksınız bir gün yani. Bunda bir şey yok bence. Ah. Quest yaptım. Çözülecek bir gün 23 saat diyor. Okey. 24 saat çalışmayacak abi. Ananı sikeyim. Ne oldu? Sıcaklık süzü ve... Abi ben bir daha oyunu yükle yapacağım ya. Vallahi beyler kusura bakmayın da. Vallahi kusura bakmayın yani. Üzgünüm. Ya bunu yapamam yani. Ha böyle bir şey oldu. Arcana, known only to me. Özür dilerim sizlerden. Bir kere daha yapacağım. Bir daha yapmam. Quest kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim abi. Pardon lan. Quisi. Teşekkür ederim ikinci ayın için. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Eyvallah. Teşekkürler, hoş geldin. 2 gün boyunca buhar makinesini 24 saat çalıştırmamız gerekiyormuş. Okey. Okey, onu bilmiyordum. Bu son. Bir daha yapmam, tamam. Azıcık hatta hızlandırarak oynayayım. Şuraya 10 vermiştik. 10 tane ırgat. Başka ne yapmıştık? Şuraya max demiştik. Şurayı 6'dan şeye çektiydik. 6'dan 20'ye. Sabah olsun. Buhar makinesi tam şuraya dikilecekti. Aynen. Tekrardan go. Okey. Şunda da şunu seçeceğiz. Okey. Şu da çalışmaya başladığında 24 saat kilitleyeceğiz. 24 saat. Okey.
tamamız abi. Şu an oldu. Her şey tamam. Şu an her şey tamam oldu. Her şey tıkırında şu an. Süper. Başka bir yerleşim alanı bul diyor. Neyi dışa doğru? Buhar merkezi çok kömürüyor. Ne kadar dışarı kurarsan o kadar çok alanı kaplar, daha iyi olur. Gerek yok kanka. Böyle zaten buhar merkezlerini sürekli çalıştırmıyorum ya. Yani sıkıntı yok şu an için. Çeliğe ihtiyacımız var beyler bu arada. Şurası 24 saat çalışıyor. Şu oyunu bir durduralım abi. Durdur şimdi. Akıllıca bir karar vermemiz lazım. Şimdi. Jeneratör güç geliştirmesi, jeneratör menzili geliştirmesi. Zaten jeneratör menzili geliştirmesi yaptığımızda buhar ısıtıcılarına hiç ihtiyacımız bile kalmayacak. Yani etrafı zaten jeneratör tek başına halledecek. Daha fazla izci değil. Kaynaklar. Odun kömürü fırını. Bak şu bayağı işimize yarıyor. Şunu kurduğumuzda odunları kömüre otomatik olarak çeviriyor. Bıçkı evi geliştirmesinde ne diyor abi? Bıçkı evleri ve buharlı bıçkı evlerindeki verimlilik oranı %25 artacak diyor. Yani 100 odun yerine 125 odun gelecek. 10 çeliğe şey oluyor. Yiyecek. Sera. Bir tane sera yapacağım. Önceliğim serayı geliştirmek olacak. Ama sera için bir tane buhar çekirdeğine ihtiyacımız var. Şu an elimizdeki buhar çekirdeğini kömür madenine yatıracağımız için şu an serayı yapmıyorum. Çeliğe ihtiyacımız var. Çeliğimiz yok ya. Hay amına koyayım. Geliştirmeye şimdi ne eklesem şimdilik? Isıtma. 10 çelik istiyor her şey. Her şey 10 çelik istiyor. Şu boş durmasın. Şimdilik şu upgrade olsun madem. Şuradan mı çelik çıkıyordu? Aynen. Teknoloji, kaynaklar. Kömür madeni. Her şeyi kömüre bastık. Aa, upgrade'de çelik vardı. Çeliği yapsaydık keşke upgrade'de. Lanet olsun ya. Neyse, yeni ırgatlar gelecek. Kaç kişi geliyor? 12, 18 daha. 30, 34. 34 tane insan geliyor abi. 4 tane ev. Gerçi bir tane 5'lik fazla vardı. 3 ev kursak yeter. 3 tane çadıra ihtiyacımız var. Şu 3 çadırı kuralım. Şuradaki 3 ev dışarıda kalacak. Bu ne? Stok. Stokumuz direkt jeneratörün yanında. Aynen, bu sefer ibadet seçmeyeceğim. Bu sefer disiplin seçeceğim abi. Merak etmeyin. Şurada 443 tane kömür var. Oha lan. Buradaki kömür yağını bayağı fazlaymış. Gayet hoş. Çelik enkazında da 53 tane kalmış. Çeliğe bayağı ihtiyacımız var bu arada. Kömür deposu, maden kurmamız lazım. Kömür madeni için 10 çelik neyimiz yok? Çeliğimiz yok. Tamam. Kömür madenini de kuracağım birazdan. Şuradaki 10 tane kömür işçisini de oradan çıkarırız. Nereye veririz biliyor musunuz beyler? Çelik kuracağız. Çelik madeni. Bu niye %0'da abi? 6 saat kadar sürüyormuş. Oyun devam... Ha, oyunu durdurmuşum çünkü amına koyayım. Devam ettireceğiz diye. Cami yapmayacağım abi. Cami bu sefer kilise yapmıyorum. Bu sefer teknolojiye odaklanacağım. Disiplin. 12 tane aç köpek var. Niye gidip yemiyorlar mesela abi şu an? Gidin yiyin amına koyayım. Kim sizi tutuyor? Niye 12 tane aç var abi? Gitsin yesinler. Çalışıyorlar mı şu an? Ne yapıyorlar? Şu an ne gelişiyor? İşaretçideki ek izci takımlar. Ha. 2 tane izci gönderebiliyoruz. Daha benim ikinci izciye şu an için şey yapacak. Siz söyleyin. İkinci izci grubu oluşturacak kadar işçim yok. Belki şu yeni gelen gruptaki ırgatları çalıştırabiliriz. Bu arada 18 tane mühendis geliyor. 18 mühendise şimdiden şey kurabiliriz abi. Siz söyleyin adına. Atölye kurabiliriz aslında. Ha, buraları evle kapattık biz.
O birazcık gene yanlış yerleşme oldu. Bıktık çorbadan okay. Yemek ver bize çırıç. Bıktık çorbadan yemek ver bize çırıç. Abi yok yemek. Yemek yok, çorba abi. Yiyeceğiniz tek şey çorba. Bir süre daha çorba yiyeceksiniz. Yemek miktarımız arttıkça çorbadan tekrardan tavşan etine dönebiliriz abi. Şimdilik sadece çorba. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim donate'in için. Eyvallah. Kömür madenini kuracağız ya. Şu kömür madenini de yavaştan oturtalım. Kömür madenimiz de başlasın. Ne diyor abi? Buhar çekirdekleri. Az önce ilk buhar çekirdeğimizi kullandık. Buhar çekirdekleri gelişmiş teknolojide gerekli bileşenlerdir. Şehirde buhar çekirdeği üretemeyiz. O yüzden umalım da izcilerimiz keşif yaparken bulsunlar diyor. Bir teşekkür notu diyor. Birisi bakım evinde bir not bırakmış. Şöyle yazıyor. Teşekkürler, yapmak zorunda olduğumuz bunca iş varken hasta birine doğru düzgün bakmak aileler için çok zor. Böyle yerler hayatı hepimiz için biraz kolaylaştırıyor diyor. Hey, umudumuzu arttırdı bu sayede. Teşekkür ederim. Teşekkürünü teşekkür olarak alıyorum. Teşekkürüne teşekkür. Karşılıklı teşekkür. Evet. Geldi ırgatlarımız. Arkadaşlar. Yeni ırgatlar geldi. 15 tane evsiz var. Şu ikisi kuruluyor zaten. 15 evsiz orada kalacak. Şurası 24 saat çalışıyor. Şu iki yer kurulacak. 10 mühendis oraya gidecek. Hala daha 10 mühendisimiz olacak. 18 çocuğumuz var. 12 tane de boşta ırgatımız var. Okey. Şimdi ısıtma, şunu alacağım. Isıtmayı alacağım. 7 tane hastamız var. Allah kahretsin ya. Çalışın amına koyayım. Yeni gelenler de çalışsın. Hadi bir şeyler yapın. Bir el atın. Bir el çabukluğu gösterin ya. Hadi ya. Hadi kardeşim, bu nedir ya? Bir hastane daha mı? Evet, bir hastane daha yapmamız gerekiyor gerçekten ya. Kesinlikle şart yani. Bir hastane daha yapıp sağlık merkezi, bir mühendisleri de oraya vermemiz lazım. Kesinlikle yani. Şu yollarımız bir olsun. En azından yol yaptık deriz. Birazcık huzursuzluk düşer. Çelik enkazımız tükendi. Ha, şunlar geldi. Şunları bir yollayalım. Kaza alanı değil de sağlam barınağa doğru gitsinler abi. Devam ettirelim. Boş zaman. Evet. Başka bir yerleşim alanı bul. Bulacağız. Bulacağız abi. Bulacağız. Yani başka bir yerleşim alanı da bulacağız. Her şeyi bulacağız. Merak etme. Şurası niye yanıp sönüyor? Niye yapmıyorlar? Biraz hızlandıralım abi. Ha, yapılıyor yollar. Okey. Aa, kanun imzalamıyoruz lan. Kanun imzalayalım. Cenaze töreni, çocuk işçiler değil. Dövüş arenası değil. Hastalar için ekstra pay. Tıbbi testlerle iyileşmeyi hızlandırmak için ekstra pay kullan diyor. İyileşmeye yardım etmek için hastalara ekstra pay verebiliriz. Bu yemektir muhtemelen.
Tabii testlerimiz tam olarak kullanılmalı, hasta yerine olumsuzluk biraz artıyor diyor. Hasta yere yatırmamız gerekse bile diyor. Hayır ya. Hastalar için ekstra pay diyelim abi. Hastalar için ekstra pay verdik. Yani onları daha hızlı iyileştirecek ne varsa onlara ihtiyacımız var tabii oğlum. Siz de hasta olsanız siz de aynı şartlar altında tedavi olacaksınız. İhtiyacımız var yani onlara. Onlar olmasa ne olacak? Şuraya 5 mühendis verelim. Şuraya da 5 mühendis vereceğiz. Şöyle. Okey. Şimdi bir tane daha sağlık merkezi kuracağız. Şuraya da kömür madeni bu. Buraya mühendis verelim ya. 10 tane mühendis, yok mühendis değil. Buraya 10 tane işçi vereceğim ben. Burayı da 6'dan 20'ye kadar çalıştıracağım. Bir tane de kaynak deposu koyacağım arkasına şöyle. Kaynak deposunda kömürü alacağım. Kömürü iyice bir depolayacağım. Kömürümüz iyicene bir depolansın abi. Bir tane de sağlık merkezi kurmak istiyorum bir tane de. Aa, sağlık merkezine gerek kalmadı ya. İyi iyi, şu an için 9 tane sadece tedavi ediliyor abi. Güzel, şu anda gerek kalmadı ama birazdan nüfus gene artarsa ihtiyacımız olacak. Jeneratör geliştirmesi güzel. Şimdi şeyi araştıracağım. Bu şey var ya, baraka. 20 tane oduna ihtiyacımız var. Odunumuz yok lan. Bıçkı evi geliştirmesini yapalım o zaman. Odun biraz daha fazla gelsin. Çelik lazım, evet abi, ama yapacak bir şey yok şu an. Çelik yapacak bir şeyim yok şu anda. Çeliği halledeceğim ama rahat olun. Onu geliştireceğim, onun geliştirmesini alacağım. Bir sonraki çelik olacak, unutturmayın. İnsanlar aç maç değil abi, gidip yesinler amına koyayım ya. Niye açlar ki? Aç olma sebepleri yok ki. Gitsinler yesinler amına koyayım. Sanki ellerinden alıyorum yemeği. Aç olmak için bir sebepleri yok. Adamlara veriyorum, yemiyorlar. Bir gün 5 saat. Ne bitmez bir gün. 2 günmüş amına koyayım. Çelik üretiriz ya. Rahat ol. Çeliği her türlü üretiriz. Şu ırgatlar bir malzeme bulsun gelsinler. Şuraya çelik fabrikasını direkt kuracağım. Şu an için kaynak yok yani, yapacak bir şey yok. Çelik fabrikası kuramıyorum şu an. (24 saat falan çalışmıyorlar oğlum, ne 24 saati ya? Ama şimdi bir 24 saat aslında şu bıçkı evine kilitleyebilirim, odunum yok. Şurayı 8'den akşam 6'ya çekelim şuranın mesaisini. 17 tane işsiz var. Bıçkı evi araştırıldı of course. Bize çelik fabrikası lazım. 10 tane hemen şuraya koyalım. Geliştirmeye başlasınlar abi. Çelik fabrikası gelsin. Şuraya da çelik fabrikasını koyacağız. Şurayı da şimdiden uzatalım. Şuraya da bir tane bıçkı evi koyacağım bu arada. Şu ne? Toplama noktası. Kömür topluyor. Okey. Tutu.
Şöyle de bir yol çekelim. Kaynaklar, bıçkı evi. 10 oduna ihtiyacımız var. Şuraya da bir tane daha bıçkı evi koyacağım. Oraya işçimiz var. 17 tane boşta. Onları da oraya çalıştıracağım. Biraz daha odun sıkıntısı yaşamayacak bir duruma gelelim artık. Şöyle koyalım. Okay. Let's go boys. Şu an iyiyiz abi. Gayet iyi. Yemek sıkıntısını da çözdük. Ama 4 tane hastamız var. 13 tane açımız var. Bu aç adamlar neden aç? Abi açlıklarının sebebi nedir amına koyayım? Bu herifler niye aç? Niye yemiyorlar bro? Av sonrası dinlenmeye gidiyor. Acaba bu adamlar avlanmaktan yemek yiyecek vakit mi bulamıyorlar lan? Yo öyle bir şey yok. Akşam saat 6'da başlıyorlar ava. Sabah saat kaçta geliyorlar abi? 6 gibi bitiyor avları. 12 saat boşlar amına koduklarım. Zaten şurada avlanıyorsunuz. Arkanızda yemekhane var. Siktirin gidin yiyin. Elinizden mi alıyorlar oğlum? Kendiniz tutuyorsunuz lan, çiğ çiğ yiyin. Orada kamp ateşinde pişirin yiyin. Peze bunların var ya yiyici şey yemeğe niyeti yok moruk. İkinci izci grubunu yapmayacağım. Daha. 5 tane şu ırgatlar bana lazım şu anda çünkü. Hah, çelik fabrikası araştırıldı. Okey. Şuraya da çelik fabrikasını kuralım. Şunu da şöyle yapıştıralım abi. Çelik fabrikası da oraya kurulsun. Şuraya da 10 tane verelim. Irgat. Şuradaki kömürlerin biraz önce, bir an önce bitmesi lazım ki şuradaki 10 tane ırgatımı buradan çekeyim abi. Yeni araştırma ekleyelim. Kaynak deposu geliştirmesi. Şu barakayı yapmak istiyorum. Çeliğim yok. Şu an için çeliğim olmadığı için the next level şeyleri geliştiremiyorum. Çelik yok çünkü. Şunun için de çeliğe ihtiyaç var. Şu an için upgrade yapamayacağız maalesef. Upgrade'imiz duruyor maalesef. Aynen. Çeliksiz hiçbir şey olmuyor abi. Maalesef. Avcılar gece çalışıyor. Gece yemekhane kapalı. Gündüz dinlenmeye geliyorlar. Yemekhaneye gitmiyorlar. Ekstra bir gün vermen gerek yemek için. Yemekhaneye 24 saat verelim abi. Allah abi. Hemen. Yemekhaneye. Hatta 6'dan 8'e çekelim yemekhaneyi. Avcılar saat 6'da çıkıyor. 6'dan sonra gitsinler, yesinler amına koyayım. Nasıl fikir? V smart. Şuraya da inşaatı tamamlandıktan sonra şimdilik orada mühendis çalıştıracağım. Şuraya ikinci ekibi kuralım lan hadi. Kaza alanına yollayalım ikinci ekibi. Şimdiden gitsinler. Şunlar da gelmek üzereler zaten. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Bekliyor. Neyi keşfet bakalım. İzler başka bir şehre yönlendiriliyor diyor. Sığınak rahat ve acil durum gereçleriyle dolu. Ağır yuvarlak kapının üstünde bir duyuru var. Tüm bilim insanlarına herhangi bir gereç kullanırsanız şehre dönerken levazım subaylarına bildirmeyi unutmayın. Başka bir şehir olduğu anlamına gelir diyor. Çelik köprüyü geliştirdiler. 245 tane odun, 104 tane şey yiyecek, bir tane de şey geldi abi. Çok güzel ya. O sen bize şehrimize geri gelin abi. O kaynakları bize bir getirin. Oradan sonra sizi geri göndereceğim. O şey bana lazım çünkü. Buhar çekirdeği lazım. Buhar çekirdeğiyle şey yapacağız. Sera kuracağız. Yemek sorununu çözeceğiz. Ballarım benim. Buhar çekirdeğini seraya vereceğim abi. İki tane ırgatımız, 10 tane mühendisimiz var. Mühendisleri buraya vereceğim abi. Mühendisler çalışın orada. Mühendisler dinleniyor.
4 tanesi de tedavide. Sizin ananızı sikeyim. Ha bak, açlık 3'e düştü beyler. Güzel. Avcılar yemek yemişler. 3 kişi aç sadece. Ha, onlar da doyuyor sanırım. 68 yiyecek kaldı. Öküz gibi ne yedilerse, bir kişi daha aç. Tamam, şu da açlıktan ölmeyi bıraktıktan sonra bu mesai saatini geri aynı saatine çevireceğiz. Şimdi huzursuzluk durumu iyi. Buradaki işçilerin hepsi çalışıyor değil mi? Size bir 24 saat kilitliyorum abi. Biraz odunumuz biriksin. Aslında şu çeliğe 24 saat bir kitleseydik daha iyi olurdu da. Odun da biriksin abi. Çelik de lazım ama odun da lazım. Şu da ne bitmedi şu quest ya. Vallahi bak var ya, ayar oldum ha beyler. 5 gün geçti şu quest'i alalı amına koyayım. Bir tek çocuklar çalışmıyor şu an. Durumumuz iyi. Gayet iyi durumdayız. Birazdan barakayı upgrade edip yavaştan evleri baraka yapmaya başlamamız lazım beyler. Önceliğim o olacak benim bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama önceliğim baraka olacak. Evler iyi durumda şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Evlerin hepsi sıcak. Çelik fabrikası daha yapacağım da 18 sadece çocuk işçiler var abi. İşçi yok ki amına koyayım vermeye. Burada şuradaki kömürler bir an önce bitsin. Bugün biter zaten. Şuradaki 10 tane işçiyi şuradaki çeliğe yapıştırırız. Şu madeni bitirmeye çalışıyorum. Bitsin de. Ondan sonra huzura vereceğiz. İki insanımız öldü mü? Neden lan? İki insan niye öldü? Şu 24 saatlik vardiyada mı öldü? Sizin ben amınıza koyayım ya. Hakikaten sizin amınıza koyayım ya. Bir gün çalıştırdım altı üstü, amına koduklarım öldüler o günde ya. Allah kahretsin size. İyi ki öldünüz zaten. Çürükler elendi amına koyayım. Siz ne kötü piçlersiniz ya. Dota'da core yerine kendine force staff glimmer atan support bunlar işte amına koyayım. Yemek geldi abi. Odun da geldi, yemek de geldi. Güzel. Bunlar buraya gidiyor. Buralara gidildi. Çelik köprüye doğru siz yol alın. Avcılar çalışıyor oğlum. Ne yemeğinden bahsediyorsunuz? Adamlar sabah akşam, sabah 6 akşam 6 çalışıyorlar işte. Gelecek yemek, çorba yiyorlar. Sıkıntı yok. Aa, odun kapasitemiz dolmuş. Kaynak deposu için 20 çeliğe ihtiyacım var. Şu bıçkı evlerindekini çıkarıp şuradaki çeliğe vereceğim şimdilik. Şuranın da mesaiyi 6'ya çekelim şöyle. Çelik birazcık çok çıksın. Kömür zaten 6'da. Burası da 6'da. Siz kaçtan kaç? Tamam, 6'dan 6 çalışıyorsunuz. Güzel. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. Şu an her şey güzel. Very very nice. Yeni araştırma. Çeliğimiz yok. Araştırma yapamıyoruz. Şunlar da olacak. 6'da da mesai başlayacak. Şunlar 6-8 çalışıyor. Birine 24 saat kitleyebilirim. Huzursuzluk biraz azalsın. Birine bir 24 saat kitleyeceğim net yani. Siz de 6'da çalışmaya başlayın. Amına kodumun kömürünü artık bitirin ya. Oyun başından beri 6 gündür şurada bir 300 kömürü çıkaracaksınız. Allah'ın belaları. Keşfedelim bakalım. Unutulmuşların kaderi diyor. Yolculukta rastladığımız enkazlarda yığınla paha biçilemez erzak vardı. Tipiden dolayı etrafa yayılmış sandıklar arasında cesetler bulduk. Donmuş bir kütle içerisinde iç içeydiler. Sanki ölmeden önce sanki ölmeden önce en azından biraz ısınmaya çalışmışlar gibi diyor. Onlar için
Devamı yazmıyor. Keşfedilen rasathane. 47 tane çiğ et, 167 tane de odun gelmiş. Kaynakları alalım. Oradan rasathaneye doğru gidelim. Oradan şehre geri döndürürüz bu izci grubuna. Güzel. Abi şu görev bak sonunda bitiyor. Allah kahretsin. Yemin ediyorum dünyadaki en uzun görev ya. Allah'tan gerçek hayatta patron değilsin ya. Abi ben yani acımazdım herhalde ya gerçekten. Ne bileyim. Bana hiç acımadılar yani. Söz yerine getirildi. Şükürler olsun. Umut. Artan umuda bak amına koyayım. Şu quest'i yapmadığın zaman şuradan şuraya umut düşüyor bak. Şuradan şuraya umut düşüyor. Yaptığında olana bak. Yapmadığında olana bak. Sikikler ya. Çalışmaya başlayın. İyi çelik çıkıyor yavaştan. İlk çelikle kaynak deposu yapıp şu odunumuzu biraz geliştireceğiz. Geliştirmelerden de şeyi alacağız. Şu odun nerede o? Kaynak deposu. Şunu bir alalım abi. Kaynak depomuz biraz artsın. Dövüş arenası kuracağım. Evet, bir tane kanun imzalayalım artık. Triyaj neymiş? Ne diyor? Daha ağır hasta olanları feda etmek için pahasına tüm çabamızı çabuk iyileşebilecek onlara yoğunlaştırabiliriz diyor. Tıbbi tesislerde hastalarına 3'te 2'si kadarını anında iyileştirmek için triyaj kullanabilirsin. Hastaların 4'te 1'i kadarı anında ölür, umut azalır, huzur yok. Ben bunu imzalamam abi. Siktir git. Pro estetik diyor. Ha, bunu imzaladığımız zaman tekrardan sakat olanlar şey yapabiliyorlar abi. Siz söyleyin adını. Sakat olanlar tekrardan çalışmaya başlayabiliyor. O yüzden ben şu pro estetiği imzalayacağım. İnsanların yaşamını geri verecek bir nevi diyor. Bu niye çalışmıyor? Şuranın sokağını niye yapmadınız abi hala? Şurası çalışsın bir an önce. Hah şükür. Hah şurası da bitmiş abi şükür. Şurayı da yık amına koyayım. Şuraya oradaki ırgatlar şuraya bıçkı evine. Kaynak deposu geliştirildi. Ne diyor? Kaynak yüzde tamam. Kaynak depoları artık. Şimdi bir tane kaynak deposu şöyle koyalım. Orayı yapalım. Bir de odun kömür fırınını almak istiyorum ben. Burası bayağı güzel kömür üretiyor. Baraka olabilir. Sera olmaz. Sağlık merkezini alacağım. Sağlık merkezini artıralım. Neden hiç tropikal meyve yetiştirmiyorum? Çünkü eşeğin skininden dolayı. Bence yeterli bir cevap Umur senin için. Jeneratörü güçlendir bence. Soğuk gelince götün donacak. Jeneratörü güçlendireceğim ya. Sağlığı bir halledelim. Şu an için iyi abi. Alanını geliştirdim ya Ocean. Alanı olduğu için gayet yeterli yani şu an. Her yeri ısıtıyor ben. Şuralara kadar ısıtıyor. Sıkıntı yok. Abi şu kaldırdığım yerlere tekrardan kar doluyor ya bak o çok güzel ya. Gerçekten çok güzel bir detay, güzel bir ayrıntı. Şurada niye %90 çalışıyor? Biri nerede? Tedavide. Amına kodum. Kaç amına koyayım kaç. Kaç sikko. İşten böyle kaytarın. Sanki kendi sikimin keyfine yapıyorum şeyleri. İzciler rasathaneye güvenli ulaştı.
Keşfedelim bakalım. Hayatta kalanlara şehre kadar eşlik edin abi. Okey. Kimler, kaç kişi geliyor? 12 tane işçi, 18 mühendis, 30. 3 tane çocuk geliyor. 167 ağaç, 47 yiyecek geliyor. 30, 33 tane insan geliyor yani. Hadi bakalım. 33 insana nasıl bakacağız? 33 tane insan geliyor. 33 insan geliyor. Geliyor. 33 tane insan. Amına koyayım. Of course. 33 insanı da öyle bakarız artık. Yapacak bir şey yok. Şunu da odun seçelim. 450 odun. Güzel. Çelik çalışıyor. Arçelik demek, yenilik demek, yenilik demek, arçelik demek. Ne upgrade oluyordu? Güzel, daha çabuk iyileşecekler artık. Tertemiz. Daha hiç protez yapılmamış. Bu arada daha 9. gündeyiz. Sıcaklık azalacak bir seviye diyor. 10. günde sıcaklık azalacak. Bir sonraki geliştirmemiz sıcaklık seviyesi olacak beyler. Isıtma başla. Sana da bir 24 saat kitleyeyim. İşçiler yemeğe mi gidiyor? Sizin ben amınıza koyayım mühendisler. Oğlum bu mühendisler dünyanın hiçbir yerinde bir boka yaramaz mı ya? Hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde bu mühendisler bir boka yaramaz mı ya? O lanet olsun ya. Hasta işçi var mı? Abi hasta işçi falan yok. 6 kişi tedavi ediliyor işte ya. Mezarlıkta 4 kişi yatıyor. 4 kişi ölmüş ama. Saat kitlediğim yer yok kanka. Bir tek şurası var 24 saat. Bir tek burası var da. İnşallah gelir çalışır amına koduklarım. Çelik sorununu biraz çözdük aslında. Huzursuzluğu biraz azaltmak adına mesaileri düşürebiliriz. Özellikle bıçkı evi. Odunumuz iyi durumda. Bıçkı evlerini... Ha dur. Tamam. Sabah 8 akşam 6 iyi. Öyle günlük 10 saat çalışmak iyi. Çelikleri de biraz 100'e kadar geldikten sonra mesai saatlerini düşüreceğim. 6-8'den sabah 8 akşam 6'ya alacağım. Huzursuzluğu biraz daha düşüreceğim bu sayede. 7 tane tedavi edilen hastamız var. Şu amına koduklarım çalışmaya başlamışlar. Güzel. Bir yemek yediler hemen geldiler değil mi? Bir yemek yiyip gelelim dediler. Yemeği yediler geldiler abi. Şimdi şu sıcaklık upgrade'ini yaptıktan sonra beyler, buhar çekirdeğimiz de var. İkinci kömür madenini de yapıştırabilirim şuraya. Hatta şöyle. Şu an iyi durumdayız beyler. Çeliğe ihtiyacımız var, çelik. Çelik lazım. Hasta var. İyi bok yedin hastalandın. Bu devirde hastalanılır mı oğlum? Aptal.
Yalnız. Aha geldiler. Güzel. Güzel. Şehrimizdeler şu an. Rasathane. Buraya gittik zaten. Buraya onlar gidiyor. Kayıp sefer. Sağlam barınak. Kaza alanına gönderelim mi ya beyler? Ne diyorsunuz? Yeni evler nerede var ki acaba ya?